23 Kasım 1947 günü İnönü Stadı'nın soyunma odasında tek başına oturmakta olan Hakkı Yeten, terden sırılsıklam olmuş formasına, o formanın göğsüne işlenmiş olan Beşiktaş armasına baktı. Kendisini baba Hakkı yapan formaydı üstündeki ve artık yıllardır şeref ve mutlulukla taşıdığı bu formayı çıkartmasının zamanı gelmişti. Ne yolculuk oldu ama, diye düşündü. Karagümrük'te futbol oynarken Beşiktaş'ın futbol şubesinin kurucusu ve ilk kaptanı olan Şeref Bey'in dikkatini çekmiş, onun çabasıyla Beşiktaş'a gelmişti. Şeref Bey, Hakkı'nın transferi için Karagümrük'e ödenmesi gereken 1500 liranın 1000 lirasını Galatasaray'ın başkanı olan Ahmet Kara'dan borç almıştı. Baba Hakkı, bir hafta sonra Beşiktaş formasıyla sahaya çıkıp Galatasaray'a 2 gol attığını hatırladığında mahcup şekilde gülümsedi. İşin ilginç tarafı, Ahmet Bey, baba Hakkı'nın yeteneğini gözleriyle görünce "Bu çocuğa bu para helal olsun," demiş ve borç verdiği 1000 lirayı geri almayacağını söylemişti. Beşiktaş kariyeri böylece başlayan baba Hakkı, aradan geçen yıllarda çok ilginç olaylar yaşamıştı. Harbiyelilerle Ankara'da yaptıkları maçı unutamıyordu. İlk yarı 3-0 geriye düşmüşlerdi. Arkadaşlarına inanılmaz kızgındı. Onları tehdit etmişti. "Tren biletlerinizi yırtarım. Hepiniz İstanbul'a yürüyerek dönersiniz." Şaka yolla ettiği tehdit ve verdiği taktikler etkili olmuş, Beşiktaş maçı 6-3 kazanmıştı. 3 golde baba Hakkı'nın imzası vardı. Yenilmeyi kabul edebilirdi. Onu kızdıran, oyuncuların ellerinden geleni yapmamasıydı. Fenerbahçe ile oynadıkları bir maç aklına geldi. Beşiktaş maça fırtına gibi girmiş, 2-0 öne geçmişti. Ama maçın tadı yoktu. Fenerliler düzgün oynamıyordu. Fener'in kaptanını yanına çağırmış ve uyarmıştı. "Arkadaşlarına söyle, biraz maça asılsınlar. Bu maçın keyfi böyle çıkmaz. O kadar insan güzel bir maç izlemeye gelmişler. Siz dökülüyorsunuz. Bir an evvel kendinize çeki düzen verin." Bir Beşiktaş kaptanının Fener kaptanına bu lafları edebilmesi için baba Hakkı olması gerekliydi. Gerçekten de Hakkı Yeten sadece Beşiktaşlıların değil, tüm camiaların baba Hakkısıydı. Ona bu saygıdeğer unvanı, dürüstlüğe ve ahlaka verdiği önem kazandırmıştı. Onun meselesi kazanmak veya kaybetmek değil, ahlakla, dürüstlükle ve sadakatle terinin son damlasına kadar mücadele etmekti. Bu tavrı, taraftarla olan ilişkisini de etkilemiş, sadece Beşiktaşlıların değil, tüm camiaların sevgi ve saygısını kazanmıştı. Karagümrük'le yaptıkları bir maçta yaşananları hatırladı. Çektiği sert bir şut kale ağlarını delip geçmiş, golü vermesi gereken hakem Necdet Gezen, topun out'a gittiğini zannederek out kararı vermişti. Stat yıkılıyordu. Taraftarlar hakeme küfretmeye başlayınca, baba Hakkı maçı durdurmuş, küfreden tribünlere dönüp "Çıkın dışarı, susmayacaksanız boşaltın burayı," diye bağırmıştı. Tribün liderleri babanın kızgınlığını görmüş, küfreden taraftar topluluğunu susturmuşlardı. Gene de öfke dinmiyordu. Maç bittiğinde yardımcı hakemi yanına çağıran baba Hakkı, "Necdet abiye söyle, yanıma gelsin," demiş. Hakem Necdet Bey'in koluna girmiş, onu kanatları altına alarak kendisini paralamak için bekleyen kızgın taraftar topluluğunun arasından geçirip soyunma odasının yolunu tutmuştu. Baba Hakkı, "Ah yıllar," diye düşündü. 38 yaşına gelmişti. Muhtemelen futbolu çok daha erken bırakmalıydı. Ama bu oyuna ve Beşiktaş'a duyduğu sevgi yüzünden bir türlü kariyerini noktalayamamıştı. "Sen ne zaman durman gerektiğini bilmezsen, birileri seni durdurur Hakkı," diye düşündü. Az önce hayatında ilk defa seyirci tarafından yuhalanmıştı. İnönü Stadı'nın açılış maçını yapıyorlardı. İsveç'in AIK takımı konuk gelmişti. Beşiktaş'ın ilk golünü çok beğendiği sağ açık Süleyman Seba kaydetmişti. Ama baba Hakkı iyi oynamıyordu. Vücudu artık beyninin komutlarına istediği gibi yanıt vermiyor, hamleleri alıştığı süratte olmuyordu. Bunu gören bir grup taraftar da kendisini yuhalamıştı. O yuhalamaları duyduğu an
baba Hakkı'nın futbolu bırakması gerektiğini anladığı andı. Taraftara asla kızgın değildi. Ona Beşiktaş formasını bu taraftar giydirmiş, onu baba Hakkı diye bu taraftar bağrına basmış, iyi kötü her gününde bu taraftar yanında olmuştu. Hatayı kendisinde görüyordu. Zamanında bırakamamış, işi gereksiz yere uzatmıştı. Formasını yavaşça çıkaran baba Hakkı, Beşiktaş AYK maçının ikinci yarısına çıkmadı. O gün futbolu bıraktı, muhteşem futbolculuk kariyeri son buldu ve hikayesi de işte buydu.